adliyeye sevk edildi. Muhabirimiz Ceren Ural da İstanbul'da adliye önünde bize son gelişmeleri aktarmak üzere bekliyor. Evet Ceren, beni duyuyorsun biliyorum. Dolayısıyla sözü sana veriyorum. Ceren Ural bize adliyede neler yaşandığını anlatacak. Murat Talan 12 saat geride kaldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer emniyete götürüldü. Vatan Emniyet'teki işlemlerinin ardından da Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Biz de hemen buraya geldik. Kameraman arkadaşım Halkımcan Aksüt'le birlikteyiz. Karanlık olduğu için etrafı tam gösteremeyeceğiz ama oldukça yoğun bir kalabalık var burada. Hem yurttaşlardan hem de siyasi partilerden çok fazla destek geldi sabah saatlerinden itibaren. CHP İl Başkanı Özgür Çelik hemen Çağlayan Adliyesi'ne gelirken sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve dedi ki genel başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, örgütler hepimiz Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Bu süreci yakından takip edeceğiz dedi. Esenyurt halkının iradesine sahip çıkacağız mesajını verdi. O mesajın ardından da aslında zaten siyasi partiler gün boyu vatan emniyette beklemelerini sürdürüyordu ama Çağlayan Adliyesi'ne de biz gelmeden bile çok fazla kalabalık vardı. Onu da söylemeliyiz. Basın mensuplarının içeri girişi şu anda yok. Hem adliye kapalı olduğu için hem de aşağı ana girişi almıyorlar. Sadece yukarı tarafta bekletiyorlar. Diğer taraftan da adliyenin ön tarafına çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi. Orası da bir barikatla kapatıldı aslında. Olası bir herhangi bir tartışmaya, kavgaya, gerginliğe karşı içeriye geldiğini biliyoruz. Ahmet Özer'in ifadesi alınmaya başlanmış ama herhangi bir görüntü çıkmadı. Aslında biraz da gizli bir şekilde süreç yönetiliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Avukatına sorduk. Avukatı da şu anda savcılığa hangi gerekçeyle yönlendirildiğini bilmediğini söyledi. Onlara da tam olarak bir açıklama yapılmıyor. Avukatlarından birisi de kızıydı Serap Özer. O da gün içinde gerginlikler yaşamıştı vatan adliyesine giriş çıkışlarda. Aslında süreç hem gizli hem de gergin bir şekilde yönetiliyor. Bunu da buradan söylememiz lazım. Vatan emniyete geldikleri zaman CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Özgür Çelik bir açıklama yapmıştı. Özgür Çelik şöyle bir mesaj verdi. Dedi ki AKP iktidarı sürekli gündem değiştirmek için bir planlar yapıyor. Bu da aslında bunun bir parçası olduğunu söyledi. Eğer 10 yıllık konuşmalara, değerlendirmelere bakılacaksa siz önce kendi milletvekillerinize bakın. Öyle olursa zaten sizin dışarıda hiçbir adamınız, hiçbir milletvekiliniz kalmaz dedi. Şimdi içeride ifadesi sürüyor Ahmet Özer'in. Yeni bir gelişme oldukça dışarıya da basın mensuplarına da bilgi gelecek. Bizim burada takipte olacağız diyelim. Söz tekrar stüdyoya bırakalım. Peki çok teşekkürler Ceren Ural. Bir sıcak gelişme olduğunda da tekrar sana bağlanacağız. Kolay gelsin diyorum. Evet Ahmet Özer Çağlayan Adliyesi'nde. Peki neden? Hemen bir bakalım bu sabah saatlerinden itibaren Esenyurt Belediye Başkanı nasıl gözaltına alındı? Neden gözaltına alındı? İzleyelim. Ahmet Özer bizim yol arkadaşımız. Hapırsanız da köpürseniz de çıldırsanız da Ahmet Özer Esenyurt'un evladıdır. CHP'nin evladıdır. Profesör Doktor Ahmet Özer 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olmuş, 49,4'lük oy oranıyla İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti. Türkiye siyaseti olası çözüm süreci tartışmalarının gölgesinde hareketli günlerden geçerken Ahmet Özer gözaltına alındı. Sen daha 6 ay önce, 7 ay önce o millete bir mahsuru yok seçebilirsin demişsin. Özer'in gözaltına alındığı saatlerde Esenyurt Belediyesi önünde de çok sayıda polisin olduğu bildirildi. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Aramalar sırasında çevik kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 3 ayda 100 günde 45 bin ton asfalt döktük. Bu sezon 120 bin tona ulaştıracağız. Bu Türkiye'de bir rekordur bana göre. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla irtibatı olduğu iddia edildi. Özer'in 694 kez PKK'lılarla görüştüğü,